Yaklaşık 7 gündür alandayız. Ortalama bir 20-25 kamyon dağdan temiz kar getirttik. Çalışmalarımızı öncelikle blokları kalıpların içerisine karları bastırarak oluşturup sonrasında yontarak oluşturduk. Burada aslında amacımız hem fuarın içeriğiyle hem de Erzurum'un kentsel dokusuyla bir bütünlük sağlamaktı. İşte Erzurum'a ait bazı imgeler, işte hatırlatıcı bazı tarihsel öğeler var. Bununla birlikte kariyer fuarı, işte bilim, teknoloji, bunları anlatmak için belirli bazı işte ulusal düzeyde yerli ve milli teknolojik üretimlerimizi burada yansıtmaya çalıştık. İşte en çok ilgi çekenlerden bir tanesi işte yerli aracımız olan TOKK'tu. Bunu geçen yıl da iki yıl önceki fuarda da yapmıştık. Ancak yapılmış olan konumu gereği çok dayanmamıştı. Şu an bölge olarak daha kuzey bir alanı seçtik ve olduğu gibi duruyor ve inanılmaz bir yoğun ilgi de var. Arabanın kendisi zaten heybetli. Biz de gerçek ölçülerinden biraz daha büyüğünü yapmak istedik. Daha anıtsal bir duruş sergilesin diye. Onun dışında yine işte Erzurum'a ait imgeler demiştik. Selçuklu Kartalı var, Erzurum'a ait kale var. İşte Cimcime Hatun diye bir kümbet var Erzurum'da. Oradan bir şey var. Bir de işte yine yerli milli muharip dediğimiz o uçağımızı koymak istedik. Efendim, bu
benim Erzurum valiliğimdeki sanırım üçüncü programımız. Hepsi de dolu dolu geçti. Ve biz burada öğrencilerimizi hem kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle hem de özel sektör temsilcileriyle burada buluşturuyoruz. Çok güzel birlikteliklere imza atılıyor. Sevgili öğrenciler, sizler çok şanslısınız. Ön sıralarda oturan, yaşı biraz bana yakın veya biraz daha genç olan arkadaşlarım, sizin döneminizde sahip olduğunuz bugünkü imkanların onda birine bile sahip değildiler. O açıdan siz çok şanslısınız. İnşallah bunun kıymetini en güzel şekilde bilip icra ediyorsunuz. Burada da bunun kıymetini bildiğinizi görüyoruz. Bundan da memnunuz. Sevgili gençler, Türkiye'nin yarınları sizsiniz. Türkiye'nin umudu sizsiniz. Türkiye'nin heyecanı sizsiniz. 21. yüzyılda Türkiye'yi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. O açıdan kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz hem kendinize, annenize, babanıza, ailenize, çevrenize ve ülkenize faydalı olursunuz.